Selamlar Sabahçı Tayfam. Geldik 7. güne. Yine birlikteyiz. O halde sevimli bir günaydınla güne başlayalım. Ne dersiniz? Haydi bakalım. Günaydınlar. Bak güzel Tayfam. Gelelim soruya. Ama burada çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Buna dikkat ediniz. Özellikle dikkat ediniz. Çünkü burada ufak bir mantık var. Ve böyle soruda da gelirse amana bunu kaçırmayınız. Şimdi normal şartlarda ben bir tane yaprak yazayım şöyle. Yaprak çizeyim pardon. Yaprağı çizdiğimde bunun arka tarafına yani şuraya ben 1 yazdığımda şunun gibi düşünün. Ön tarafına 2 yazacağım. Sonraki buraya 3 yazdığımda şuranın arka tarafına ne yazacağım? 4 yazacağım. O halde buradaki ön tarafta gördüğünüz 2 ile 3'ün toplamı arka tarafta yazılacak 1 ile 4'ün toplamına daima eşittir. Bunu unutmayın. O halde ben buraya 1 yazıyorsam yaprağımız 240 ile bitiyorsa Arka tarafın, arka tarafın şurasına yazayım. 240 ile biteceğini unutma. O halde burası, hocam burası ne olacak? Bunun ön tarafı yani şöyle iç taraftaki kısım 2 oluyorsa Buradaki kısmın iç tarafı 239 olacak. Şuraya geldim. Burası 3 oluyorsa buradaki kısım ne olacaktır? Şuradaki kısımdan bahsediyorum. 238 olacaktır. Şu taraftaki kısım 4 oluyorsa bu taraftaki kısım 237 olacaktır. Yani toplam daima 241'i vermek zorunda. Bunu unutma. Toplamlarımız o yaprağın bulunmuş olduğu sayfalarda 241 elde edeceğiz ama bitmedi. İçten dışa doğru sayıldığında İçten dışa doğru. Bak buradan. Biz ne yaptık? Dıştan içe numaralandırdık. İçten dışa 28. Ince. içten dışa 28. Ince. Dıştan içe kaçıncı yaprağa denk gelir? Önce onu bir tespit edelim. Toplam 60 tane yaprağım var mı? Evet hocam. 60. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 eşittir 28'i verecek. 61 28'i çıkardım 33. Baştan 33. yaprağa denk gelecek. Bunu unutma. Peki hocam 33. yaprağı ben kaçla numaralandıracağım? Onu da şöyle göstereyim. Bakın burada özellikle çiftleri kullanırsanız çok rahat edersiniz. Birinci yaprağın iç kısmı ne oldu? 2 oldu. Bak birinci yaprak buradan bir örüntü çıkartayım ben sana. İç kısmı 2 oldu. İkinci yaprağın iç kısmı ne olacakmış? 4 görüyorsunuz. Üçüncü yaprağın iç kısmı ne olacaktır? Tabii ki 6 olacaktır. O halde 33. yaprağın iç kısmı ne olacaktır? Hep 2 kat 2 katsa 66 olacaktır. Yani şurası 66 ise önündeki nedir? 65. Şurayı buldum. Birisi 65, Birisi kesin 66. Toplam olarak ben neyi biliyorum? 241'i tamamlayacağını biliyorum. Zaten vermiş adam atlasında cevap olarak 65 66 ise bir tanesi 175 olmak zorunda, diğeri de 176 olmak zorunda. Çünkü toplamları 241'i vermek zorunda dedik. Yani bunu ben direkt şıklardan söyledim ama sebebi 241'i tamamladığı için. Cevabımızda ne oluyor? A şıkkı olu yormuş. Ne diyoruz? Hayallerimiz var diyoruz. O yüzden çalışmaya devam ediyoruz. Seni görmesek de gönülden sevindiğini biliyorsun. O halde hoşkal, hoşça kal.